Evet sevgili izleyiciler, Bir Sevgiden Huzura programında yine birlikteyiz. Bugün Almanya'dan gelen misafirlerimiz var. Ve Bay Bauer bu Bruno Gröning öğretisiyle Kıbrıs ilgili Kıbrıs sorumlusudur. Petra Hasta tercümanlığımızı yapacak olan bayandır. Bay Bauer çok kısa sürede, yani neredeyse bir gece içinde Bruno Gröning öğretisiyle ilgili yapılan bir Einstellende çok büyük bir şifa aldığı için bu gruba seve seve katılmıştır. Ve o günden beridir de Bruno Gröning öğretisiyle ilgili elinden gelen her türlü hizmeti vermektedir. Şimdi sizlere Bay Bauer'in kendinden dinlemeniz için sırayı ona veriyoruz. Ja, als erstes ein herzliches Grüß Gott. Öncelikle candan sizlere selamlamak istiyorum, merhaba diyorum. Ich habe selbst eine wunderbare Heilung erlebt, von der ich heute berichten darf. Evet, bugün sizlere bahsetmek istediğim çok güzel, harika bir şifam var. Ich habe mich Anfang 2002 immer schlechter gefühlt und meine Leistungsfähigkeit ist immer weiter zurückgegangen. Evet, 2002 senesinde ben giderek kendimi çok yorgun ve bitkin hissetmiştim ve hiçbir şekilde verimli bir çalışma yapamıyordum. Tamamen böyle yorgun hissederdim. Ich konnte kaum mehr eine Treppe hinaufgehen, ohne vollkommen außer Atem zu sein. Hiç merdiven bile tamamen nefes nefese kalmadan çıkamıyordum. Ich habe mich in der Früh, bevor ich überhaupt aufgestanden bin, schon so gefühlt, als wäre ich 10.000 Meter gelaufen. Evet, sabah kalktığımda sanki 10.000 metre koştum gibi hissederdim daha yeni kalktığımda. Ich dachte, ich wäre überarbeitet und bin im Mai 2002 dann 5 Wochen in Urlaub gegangen. Evet, Mayıs 2002'sinde zannettim ki çok fazla çalıştığımdan dolayı böyle bir bitkin olduğumu ve tatile çıkmaya karar vermiştim. Am Ende von meinem Urlaub, obwohl ich nichts getan habe, habe ich mich noch schlechter gefühlt als zu Beginn meines Urlaubs. Fakat tatil bitiminde ise hiçbir şey yapmadığıma rağmen tatili çıkmadan önceki halden daha berbat hale gelmiştim. Ich bin dann zu einem befreundeten Internisten gegangen und habe mich untersuchen lassen. Evet, bir doktora gitmiştim. İnternist dediğimiz, yani iç hastalıkları uzmanına gitmiştim. Und er hat festgestellt, dass ich einen Herzinfarkt hatte. Ve o benim bir kalp krizi geçirdiğimi tespit etmişti. Und hat mich ins Krankenhaus eingewiesen. Ve hastaneye sevk etti beni direkt hemen. Im Krankenhaus hat man diese Diagnose bestätigt, dass ich einen stummen Infarkt hatte. Sessiz dediğimiz enfarktus, yani kalp krizi anlamadan bir kalp krizi geçirdiğimi tanısı teyit ettiler orada. Und man hat festgestellt, dass die Herzauswurfleistung, die Pumpleistung auf circa 20% reduziert war. Ve benim kalp pompalama kapasitenin sadece %20 civarı olduğunu tespit ettiler. Ich erinnere mich, dass der Professor gesagt hat, wenn wir bei 10% Auswurfleistung angekommen sind, dann können wir über eine Herztransplantation nachdenken. Evet, oradaki Professorin şöyle dediğini çok iyi hatırlıyorum. Dedi ki, senin kalp pompalama kapasiten %10'a düştüğünde belki bir, yani bir yapabileceğimiz tek şey bir kalp naklidir. Onu düşünmemiz gerekir. Ich
kannte zu dieser Zeit Bruno Gröning überhaupt nicht. Ve bu dönemde ben kesinlikle Bruno Gröning'i ne bilirdim ne tanıyordum, bilmiyordum hiç. Zu Hause bin ich oder konnte ich gerade noch vom Bett in der Früh zum Sofa gehen und vom Sofa am Abend wieder zurück in mein Bett. Evet, demin de anlattığım gibi yani o dönemde sadece sabah kalktığımda salondaki kanapeye gidebiliyordum. Akşam da aynı şekilde bitkin bir şekilde kanapeden, salondaki yerden yatağa gidebiliyordum. Başka hiçbir şey yapamıyordum. Ich war im Prinzip ein Pflegefall. Yani aslında diyebiliriz ki bakıma muhtaç hale gelmiştim. Das Ganze ging bis zum 16. September 2002. Evet, bu durum 2002 Eylül'üne kadar aynen o şekilde devam etti. An diesem Montag, den 16. September 2002, fühlte ich mich am Abend so schlecht, dass ich dachte, jetzt muss ich sterben. Ve bu pazartesi günü 16 Eylül idi. O kadar kötü hissettim ki zannettim ki artık ölmem gerekiyor. Am nächsten Morgen, am Dienstagmorgen bin ich aufgewacht, nicht tot, sondern ich war vollkommen gesund. Evet, ertesi sabah salı günüydü. Hiç de ölmemiştim. Tekrar uyandım ve kendimi gayet iyi hissettim. Sanki hiçbir hastalığım yokmuş gibi böyle uyandım. Ich wusste nicht warum, aber ich habe gespürt, die Kraft ist wieder da. Ich fühle mich nicht, als wäre ich 10.000 Meter gelaufen, sondern ich habe gespürt, ich kann alles wieder machen. Ve kendimi çok sağlıklı hissettim. Gücün geri geldiğini hissettim. Hiçbir şekilde daha önce hani sanki 10.000 metre koştuğum gibi hissetmedim. Ve her şey artık tekrar yapabilecek güçte olduğumu hissetmiştim. Ich habe seit dem Zeitpunkt wieder gearbeitet. Ve o günden beri ben çalışabiliyorum yine. Am Donnerstag, also drei Tage später, hatte ich am Abend das Gefühl, eine Bekannte von mir anzurufen. Evet, bu olay olduktan üç gün sonra, yani Perşembe günüydü, içime bir his geldi. Bir tanıdık bayana telefon açmam gerekiyor hissiydi bu. Und diese Annemarie Kalacek hat mich am Telefon gefragt, wie geht es dir? Weil sie wusste von einer gemeinsamen Freundin, dass ich schwerst herzkrank bin. Evet, bu bayan Annemarie Hanım bana sormuş aradığımda, nasılsın? Çünkü benim çok ağır bir kalp hastalığım olduğunu biliyordu bir başka tanıdık bayandan. Und ich habe gesagt, es geht mir gut, ich bin gesund. Ve ben de şöyle cevap verdim. Evet, ben çok iyiyim, sağlıklıyım. Und sie hat darauf geantwortet, das freut mich sehr, weil ich habe mich am Montagabend, also am 16. September, für dich eingestellt. Evet, o da şöyle cevap verdi. Aa, çok sevindim. Çünkü ben pazartesi 16 Eylül'de senin için einstellen yaptım. Ich hatte keine Ahnung, was einstellen bedeutet, aber den zeitlichen Zusammenhang zwischen sie stellt sich ein und ich bin am nächsten Tag gesund, den habe ich sofort erkannt. Evet, ben tabii ki einstellenin ne demek olduğunu hiç bilmiyordum, anlamadım. Fakat zamansal bağlantıyı bir şekilde kavradım. O ben o akşam yani çok kötü hissettim. Aynı akşam einstellen yaptı ve ben ertesi sabah sağlıklı kalktım. Bu bağlantıyı anladım. Ich bin inzwischen Zeit von drei Kardiologen nachuntersucht worden, die mir bestätigt haben,
dass ich vollkommen gesund bin. Evet, bu arada, bu süreç içerisinde, bu zaman içinde ben 3 kardiyolog tarafından muayene edildim ve üçü de bana tamamen sağlıklı olduğumu teyit ettiler. Ich kann inzwischen Zeit wieder Sport machen, ich kann in die Berge gehen, wandern, alles was ich gerne machen möchte. Evet. Ben sporumu yapabiliyorum, dağ yürüyüşlerine çıkabiliyorum ve sevdiğim her şeyi yani tekrar yapabiliyorum. Ich kann auch wieder alles andere machen, zum Beispiel hier nach Zypern in die Türkei auch kommen, um hier das diese Lehre weiterzugeben. Evet, bunun dışında elbette buraya Kıbrıs'a gelebiliyorum, Türkiye'ye de gelebiliyorum. Bu öğreti burada aktarabilmek için bunu da hastayken yapamazdım ama şu anda yapabiliyorum yeniden. Ich habe damals überhaupt nicht verstanden, was diese Lehre aussagt. Evet, o zaman tabii ki öğretinin ne olduğunu, içeriği ya da bizi ne öğretmek istediğini anlayamamıştım. Ich bin aber am nächsten Tag mit dem Auto circa 60-70 Kilometer zu dieser Annemarie gefahren und habe mir alles erklären lassen. Ve bu yüzden de ertesi gün, yani sağlıklı kalktığımın ertesi gününde bu Annemarie Hanım'a arabayla yaklaşık 60 kilometreye gitmeye karar verdim ve o bana her şeyi anlattı. Yani ben onu anlatmasını istedim. In der Woche, Moment. In der Woche drauf bin ich in die Lehre Bruno Grönings eingeführt worden. Ve sonra bir hafta sonra da Bruno Gröning öğretisine giriş aldım. Das ist sehr wichtig, dass man in diese Lehre eingeführt wird, weil man dann das Verständnis hat für das, was hier geschehen ist. Evet, bu öğretiye giriş almak çok önemlidir. Ancak giriş aldıktan sonra tamamen burada yaptığımızı bir şekilde anlamak mümkündür. Deswegen kann ich Ihnen nur empfehlen, lassen Sie sich in diese Lehre einführen. Bu yüzden sizi tavsiye etmek istiyorum ki siz de gelin öğretiye giriş alın. Ich habe einige Zeit später diese Annemarie Kalacek gefragt, was hast du damals gemacht für mich? Wie hast du dich eingestellt? Ve bu Annemarie Hanım'a bir ara ben sormuştum. Sen benim için neler yaptın? Yani nasıl einstellen yaptın? Nedir bu? Und sie hat mir gesagt, dass es sich beim Einstellen, das heißt, wenn sie die göttliche Kraft in sich aufgenommen hat, und das nehme ich an, dass wir noch erklären werden, dass sie am Ende sich dann bittend eingestellt hat für verschiedene Personen. Evet, şöyle anlattı. Einstellende biz ilahi gücü alıyoruz. Ve zannediyorum bunu biraz sonra tekrar Şale Hanım açıklayacaktır ya da belki de açıklamıştır. Biz o ilahi gücü alıyoruz ve başka kişiler için de dilekler dile getirebiliriz, rica edebiliriz başka kişiler için. Und sie hat gesagt, für dich habe ich nur gesagt, ich bitte um die volle Gesundheit für den Alexander. Ve senin için dedim ki diyor, ben Alexander için bütünsel şifa diliyorum. Bu kadar. Das war alles. Evet, bu kadardı. Dieser eine Wunsch, aber aus dem Herzen, hat genügt, dass in diesem Moment bei mir stärkste Regelungen, das ist auch ein Begriff aus der Lehre, eingesetzt haben. Und am nächsten Tag war ich gesund. Evet, bu gönül dileği, yani bu tamamen kalp ile, yani gönülden gelen bir dilek, bir arzusuydu. Bu tek dilek benim için yeterliydi.
Şöyle Regelung dediğimiz bir olay başladı. Bunu da belki Şahalet'cim anlatacak. Bunlar ağır bir şekilde Regelunglar başladı. Den Begriff Regelungen wird die Schale sicherlich... Habe ich schon gesehen. Ah, das hast du das schon. Das hast du vorhin, wird die Schale. Ah, okay, gut. Ja, das ist die Vorgeschichte, meine persönliche Vorgeschichte. Evet, bu benim kişisel arka hikayem yani buraya gelmemin nedeni. In der Folge hatte ich den starken Wunsch, dieses Geschenk, das ich bekommen habe, weiterzugeben. Ve benim almış olduğum bu hediyeyi başka insanlara aktarma arzusu oluştu bende. Dadurch, dass mein Vater aus der Türkei stammte, hatte ich dann sofort den Wunsch, diese Lehre in die Türkei zu bringen. Benim babam Türk asıllı olduğu için bu öğretiyi Türkiye'ye getirme arzusu doğmuştu içimde. Und ab 2005 durfte ich dann diese Lehre in die Türkei bringen und ab 2011 hierher nach Zypern. Evet, 2005 senesinde ben bu öğretiyi Türkiye'ye getirebildim ya da götürebildim mi? Aynı neyse ve 2011 yılında da Kıbrıs'a getirdik. Bu getirebildim bu öğretiyi. Ja, und ich bin heute so glücklich, dass ich hier über das Fernsehen zu Ihnen sprechen darf. Ve bugün televizyon üzerinden sizlere hitap edebilmek bilmemden dolayı çok hoşnutum, çok mutluyum. Und dass ich Ihnen versichern darf, es gibt kein unheilbar. Ve size şunu temin edebilirim ki şifalanamayan hiçbir şey yoktur. Gott ist der größte Arzt. Allah en büyük hekimdir. Ja, und damit möchte ich jetzt erstmal das Wort an die Schale wieder zurückgeben. Evet, bu sözleriyle Şale, sevgili Şale'ye tekrar sözü vermek istiyorum. Evet. Şimdi Baba Örgen diş fasını anlattı ve nasıl bir gecede iyileştiğinin hikayesini dinlediniz zaten. Tabii ki burada çok büyük bir mucize yaşanmıştır. Ve Bay Bauer kendi yaşadıklarından yola çıkarak öğretiyi ondan sonra öğrenmiş ve Einstein'in nasıl yapıldığını ve bir şekilde Einstein'e varabilmek için Bruno Gröning öğretisini de alması gerektiğini öğrenmiş ve ondan sonra bu öğretinin içine girmiştir. Ondan hastı. Şimdi sizlere bir de bu öğretiye giriş için nasıl bir sistemimiz olduğunu ve birlik saatlerinin nasıl ilerleyen günlerde katılabileceğinizi anlatacak diye biliyorum ve sözü yine Bay Bauer'e bırakıyorum. Und wie sie jetzt diese Lehre zur Lehre kommen und die Gemeinschaft, wie sie teilen können, ob du das erklärst. Ich habe jetzt nicht verstanden. Sie hat gemeint, die Gemeinschaftsstunden, wie sie hier teilnehmen können, dass du das erklärst. Ah ja. Ja, Bruno Gröning hat uns eine Lehre gebracht. Evet, Bruno Gröning bize bir öğreti getirmiş. Diese Lehre können wir zu Hause auch umsetzen. Ve bu öğretiyi evde uygulayabiliriz. Aber diese Lehre besteht nicht nur aus dem Tun alleine zu Hause, sondern auch aus dem Tun in der Gemeinschaft. Fakat bu öğreti evde yapmaktan ziyade birlikte beraber bir birlik saatlerinde de uygulamaktan geçiyor. Evet. Ein Moment. Ein wesentliches Merkmal dieser Lehre besteht in der Aufnahme der Kraft. Evet, bu öğretinin çok belirgin bir nokta gücü almaktan ibaret. Bruno Gröning hat gesagt,
Gott gibt uns diese Kraft zu jeder Zeit an jedem Ort des Kosmos. Bruno Gröning dedi ki Allah tarafından verilen bu gücü her anda, her saniyede, evrenin her noktasında alabiliriz ya da mevcuttur. Wir haben nicht nur einen materiellen Körper, für den wir essen und trinken. Sadece maddi bir maddiyat olarak bir bedenimiz yok. Bizim ruhsal. Sondern die meisten Menschen wissen, dass wir auch einen Geistkörper um uns herum haben. Yani çoğu insan da biliyor ki sadece bedenden ibaret değiliz. Bizim bir maddi ruhsal varlığımız aynı zamanda. Und für diesen Geistkörper nehmen wir Geistkraft auf. Ve bu ruhsal bedenimiz içinde bir ruhsal gücü almak zorundayız. Bruno Gröning hat gesagt, ich bin ein Transformator dieser Kraft zu dem Menschen. Ve Bruno Gröning kendisini şöyle tarif etti. Ben Allah ve insanlar arasında transformatör görevi görüyorum. Wenn man das so hört, dann fragt man natürlich, kann ich das glauben? Bunu duyduğunuz anda belki kendinizi sorabilirsiniz ki, yani bunu duyabilir miyim ki? Ich glaube, der Beweis wird durch die vielen, vielen Heilungsberichte, die wir in den Gemeinschaftsstunden hören können, so wie Sie jetzt meinen gehört haben, und auch in den Heilungsberichten, die Sie lesen können, erbracht. Evet, ben inanıyorum ki birlik toplantılarda duyabileceğiniz sayısız yardım raporları, sayısız şifa raporları duyduğunuz zaman bunun yeteri kadar kanaati olmuş olacaktır sizin için ya da herkes için. Benim pardon şey demişti, yani benim şifam gibi siz de başkaların kendi şifanız da olabilir, birlikteki arkadaşların raporları da olabilir, bütün dünyadaki raporları okuyabilirsiniz. Hast du jetzt noch irgendwas dazu? Nur das die von der ganzen Welt noch. Ja, also wir haben jetzt über 80.000 Freunde weltweit, die also in diesem Freundeskreis sind. Evet, bu arada çünkü bu arkadaş çevresinde olan arkadaşların sayısı 80 bin bütün dünyada. Wir sind in allen Erdteilen vertreten, in fast allen Ländern. Bütün kıtalarda biz varız, yani bu grup olarak ve neredeyse bütün ülkelerde. Çok az eksik kaldı. An dieser Stelle möchte ich nochmal betonen, dass alles, was in diesem Werk getan wird von sämtlichen Freunden, absolut kostenfrei, kostenlos gegeben wird. Evet, bu eser dediğimiz grupta şunu özellikle vurgulamak istiyorum ki, biz gönüllü arkadaşlarımızın yaptığı her şey tamamen gönülden yapılıyor. Yani hiçbir şekilde para karşılığı yoktur. Gönülden, kalptan yapılıyor. Das heißt, keiner von uns verdient irgendetwas für diese Tätigkeit in diesem Freundeskreis. Bu arkadaş çevresinde benim demin de dediğim gibi gerçekten hiç kimse para kazanmıyor sonuçta. Und das ist für mich persönlich damals, wie ich in diesen Freundeskreis gekommen bin, ein ganz wichtiges Merkmal gewesen. Ve benim için o dönemde işte arkadaş çevresine katıldığım zaman benim için çok önemli bir kriterdi. Ich habe also nur diese Liebe und die Heilung bekommen und diese Kraft aufnehmen können, die ich selbst gespürt habe. Evet, ben kendim de hissettiğim bir gücü, bu sevgi gücüyü aldım orada, onu hissettim. Und ich habe damals eine Einladung bekommen, regelmäßig
an einer Gemeinschaftsstunde, wo also viele Freunde zusammensitzen und sich gemeinsam einstellen, angenommen. Ve o zaman da bir birlik toplantı için olan davetiyi birçok arkadaşım bir araya geldi toplantıdı. Ben seve seve kabul ettim. Çünkü o sevgiyi hissetmiştim orada. Ich habe seit 2002 kaum eine Gemeinschaftsstunde in diesem 3-Wochen-Rhythmus versäumt. Außer ich war vielleicht hier in Zypern oder evet. in der Türkei. 3 haftada bir gerçekleşen birlik toplantılarından neredeyse hiçbirini kaçırmadım. Belki burada ya da Türkiye'de olduğum sürede olmuş olabilir. Normaldir. Eine Einladung zu dieser Gemeinschaftsstunde können Sie über die Charlie Karchan bekommen. Wir haben im Moment Gemeinschaften in Güzeljurt, in Lefkoşa und in Girne. Evet, davetileri Şale Hanım tarafından evet. alabilirsiniz ve şu anda Girne'de, Lefkoşa'da ve Güzeljurt'ta birliklerimiz vardır. Und wenn Sie aus einem anderen Ort kommen, dann freuen wir uns, wenn wir vielleicht auch dort eine Gemeinschaft mit Freunden gründen können. Siz de başka bir yerden geliyorsanız ya da başka yerde oturuyorsanız, biz çok mutlu olacağız ki orada da belki birliklerimiz kurulabilsin diye. Das Wesentliche in diesen Gemeinschaften ist, dass wir die Lehre von Bruno Gröning genauer kennenlernen. Evet, bu birliklerin asıl bir unsurudur. Öğretiyi daha çok derinlemesine öğrenmemizdir aslında. Önemli olan bu. Evet. Die Lehre ist zwar sehr einfach, aber deswegen noch nicht leicht umzusetzen. Evet, aslında öğreti çok basit bir öğretidir. Fakat uygulama ya gelince o kadar da kolay değildir. Ja, in diesen Gemeinschaftsstunden hören wir also zum einen was über die Lehre und zum anderen die Berichte der Freunde, die diese Lehre angewandt haben. Evet, şimdi bu birlik toplantılarda neler duyuyoruz? Birincisi bu öğreti hakkında Bruno Gröning'in sözlerinden bize aktarma yapılıyor. İkincisi de bu öğreti içinde olan arkadaşların kendi şahsen neler deneyimlediklerini, yaşadıklarını bizlere anlatıyorlar. Diese Berichte sind so wichtig, weil die anderen Freunde spüren mit dem Herzen, dass das die Wahrheit ist, was dort erzählt wird. Ve bu anlatılan hikayeler ya da rapor dediğimiz yardımlar, şifalar çok önemlidir ki çünkü arkadaşlar kalpten, gönülden hissedebiliyorlar ki bu gerçektir. Yani bu gerçekten olmuş bir olay. In Deutschland gibt es den Spruch, Papier ist geduldig. Almanya'da bir söz var, yani kağıt sabırlıdır diye. Aber wenn man die Menschen sieht, wenn sie erzählen, dann spürt man etwas. Fakat siz insanları karşılıklı durarak onların gözünün içine baktığınız anda bunun yani bir şey hissediyorsunuz. Gerçek olduğunu hissedebiliyorsunuz. Und Bruno Gröning hat uns immer wieder darauf hingewiesen, dass wir in uns hinein spüren sollen, dass wir lernen sollen, dieses Empfinden wahrzunehmen. Ve Bruno Gröning bize daima dedi ki kendi bedeninize yönelin ve neler hissettiğinizi iyice dikkat ediniz. Ich halte jetzt mit Absicht das Bild in die Kamera. Bu fotoğrafı bilinçli bir şekilde tabii ki şimdi kameraya doğru uzatıyorum. Weil wir leider im Hintergrund kein Bild aufhängen konnten. Şu anda arka fonda, arka planda bir fotoğraf koyamadık maalesef. Und das Wesen dieser Lehre ist auch
die Nächstenliebe. Ve bu öğretinin çok önemli bir esas ya da unsur mu diyeyim, başka kişilere olan sevgidir. Wie wir sie Gott sei Dank in allen Religionen finden. Ve Allah'a bin şükür bütün dinlerde bu zaten esas olan vardır. Bir konu. Yani başka kişiyi sevgi konusu. Ja. Ich glaube, jetzt gebe ich wieder an die Schale zurück. Sana diyorum. Schale veriyorum sözü. Evet, şimdi Bay Bauer'in de bahsettiği gibi birlik saatleri çok önemlidir gerçekten Bruno Gröning öğretisi için. Ve biz bunu düzenli olarak 3 haftada bir yapıyoruz. Tabii ki yeni gelecek arkadaşları da her zaman için kapımız açıktır, bekliyoruz. Ve şu anda hem Güzelyurt'ta, hem Girne'de, hem Lefkoşa'da birlikler halinde zaten bunu devam ettiriyoruz. İnşallah Allah kısmet ederse yarın Magosa'da da ilk adımı atıyoruz. En kısa zamanda inşallah orada da bir birliğimizin kurulacağının müjdesini verebiliriz. Ve dolayısıyla siz bizlere ulaşmak istedikten sonra mutlaka en yakın bölgedeki birliğe katılabilirsiniz. Hiçbir şekilde hiç kimsenin aklına gelmesin ki acaba ben katılabilir miyim? Veyahut da bir kıstasları var mı diye. Çünkü bizim bu öğretide herkese kapımız açık ve yaş olarak da veya herhangi bir yönden bir kıstasımız yok. Herkes katılabilir ve çocuk, büyük, herkesin katılacağı ortamlar da vardır. Bruno Gröning öğretisinde çünkü ayrı çocuk birlikleri, gençlik birlikleri ve yetişkin birlikleri de 3 şekilde birlik yapılmaktadır. Fakat şu anda bizim henüz çocuk ve gençlik birliğimiz kurulmamıştır. Ama inşallah ümit ediyoruz ki en kısa zamanda onlar da olacaktır. Ve bunu istiyoruz canı gönülden. Normal yetişkin birliklerine herkes katılabilir, ücretsizdir. Ve bize her zaman ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda da birliklerimize katıldıktan sonra veyahut da katılmadan. Bizim SOS gruplarımız vardır ki çok acil durumlarda bir grubumuz vardır. Einstein yapılır herhangi bir acil duruma karşı. Tabii ki bunu bizim bilmemiz veyahut da sizin bizi arayıp işte şunun için Einstein istiyorum veyahut da bu kişi için Einstein yapabilir misiniz gibi bizi haberdar etmeniz gerekir. Öyle olduğunda biz zaten bu gruplara ismi veriyoruz. Ve mutlaka bütün arkadaşlar Einstein yapıyorlar ve bu gruplardan da SOS gruplarından da yardım ve şifa alan çok insan vardır. Tabii ki şifalanmanın gene ben Bay Bauer'e soracağım. Şifalanma insanın kendine ait midir veya bir başkası tarafından yapıldığında da tabii ki şifalanıyoruz. Ama bize daha iyi açıklayacaktır. Aslında benim bildiğim insanın ne kadar çevreden Einstein yapılırsa yapılsın veyahut da şifa verilmeye çalışılırsa çalışılsın insanın kendi izniyle, kendi direncini bırakmasıyla şifalandığını biliyoruz. Ve bu konuda da Bay Bauer'in bize söylemek istedikleri var mı diye soruyoruz. Hätten gesprochen, dass wir für Sie auch einstellen können, mhm. für die Zuschauer auch. Aber was das Tabii Wichtige ki, ist, wenn man sich beim Einstellen, SOS was gruplarına, das Wichtige beim isimlerini verip ve bir şekilde yardım alan, şifa alan arkadaşların da birliklere katılmamış, giriş almamış olanlarının en kısa zamanda gelip giriş almalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü neden? Siz şifa almış olabilirsiniz bu grupların çalışmalarından dolayı veya yardım almış olabilirsiniz. Ama bunun süreklilik kazanması ve gerçekten sürekli ilahi korunma, ilahi yönlendirme, ilahi düzen içinde olabilmeniz için sizin kendinizin de Einstein yapması daha bir sizin şifanızı pekiştirir ve sürekliliğini sağlar. Onun için nasıl olsa bugün iyi oldum gibi bakmayın olaya
ve arkadan mutlaka gelip bir giriş alın ki bunu ömrünüzün sonuna kadar rahatlıkla sürdürebilirsiniz. Evet, sözü Bay Bauer'e bırakıyorum. Söylemek istediğiniz bir şey varsa bu konuda. Das Wesentliche beim Einstellen ist, dass man es für möglich hält, dass Gott alles möglich ist. Şimdi Einstein yaparken en önemlisi şu ki siz Allah'ın her şeyi yapabildiğine inanmalısınız öncelikle. Es ist also ein riesengroßer Vorteil, wenn man im Herzen weiß, Gott kann alles. Yani kalben bilirsiniz ki eğer bilirseniz yani Tanrı'nın Allah'ın her şeyi yapabildiğini bu büyük bir avantajdır tabii ki. Das reine bitten mit dem Verstand lieber Gott lass meinen Sohn gesund werden das nützt nichts. Yani mantık üzerinden rica ederseniz derseniz ki ay sevgili ya da Rabbim işte Allah'ım lütfen oğlumun sağlığını kavuşmasını sağla derseniz ama mantıken derseniz fayda etmez. Yani bunu gönülden yapmanız gerekiyor. Es muss immer ein Herzenswunsch sein. Bu çok önemli. Yani daima kalpten gelmesi lazım. Kalpten istemek ve kabul etmek, inanmak, und glauben, güvenmek. Sagt zum Vertrauen. Das ist der nächste Schritt. Evet, bu sonraki adım. Wenn dieser Wunsch und die Bitte nicht aus dem Herzen kommt, dann ist es schon schwierig. Evet ve bu dilek ve istek kalpten gelmezse o zaman biraz zorlaşır durum. Da hilft natürlich auch, wenn man in der Gemeinschaft hört, wie viele Heilungen schon geschehen sind. Ve pardon, birlik toplantılarda ne kadar çok şifa gerçekleştiğini duyduğunuz anda bu sizi bir nevi daha çok kolay inanmanızı sağlar. Das erhöht natürlich unseren eigenen Glauben, dass so etwas möglich ist. Yani böyle bir şeyin mümkün olduğu inancımızı pekiştirir. Und in diesem Bewusstsein, dass Gott alles kann, wird unsere Herzensbitte natürlich wesentlich intensiver. Ve tabii ki Allah'ın her şeyi yapabildiğine inanarak bizim gönül dileğimiz daha çok pekişir, güç kazanır. Evet. Und die Kraft, die Sie beim Einstellen aufnehmen können und erbitten können, wird natürlich in der Gruppe noch ein Vielfaches stärker. Evet ya siz tabii ki gücü alırken bu güç için dilekte bulunurken bir grup içinde yapıldığında daha çok kuvvetli olur ve güç kazanır grup içerisinde. Und wir haben auch sogenannte Einstellgruppen, wie die Schale vorhin erwähnt hat. Evet, Einstellgruplarımız da var. Schale biraz önce bahsetti. Wo starke Freunde, die also schon sehr viel Vertrauen in sich aufgenommen haben, in die göttliche Kraft, dann mit bitten, damit bestimmte Dinge zum Guten in die göttliche Ordnung gebracht werden können. Evet ve bu grup içinde güçlü dediğimiz arkadaşlar, yani bu öğretiyi, bu güce çok inanan kişiler, arkadaşlarımız katılır. Şöyle ki ve onların katılımı ile her şey tekrar ilahi düzene getirilebilir bunların rica etmesiyle. Aber diese Kraft geht durch die Person, die die Bitte letztendlich gestellt hat. Das heißt, wir können nicht einfach sagen, stellt ihr euch mal ein und ich gehe in Zwischenzeit zum Golf spielen, sondern ich muss mich genauso einstellen und mithelfen, damit diese Wirkung geschehen kann. Evet, fakat tabii ki şöyle bir şey yok. Yani siz lütfen benim için einstellen yapın deyip de ben sonra golf oynamaya gidemem diyor. Yani tabii ki bu güç benim içimden de etki ettiği için
O yüzden o arkadaşlar Einstein yaptığında da ben de oturup Einstein yapmalıyım ki faydası dokunsun bana. Yani gerçekten o güç bana gelsin. Das heißt, wenn der Herzenswunsch bei mir ganz klein ist, kann auch nur ganz wenig Kraft fließen. Auch wenn viele Freunde sich einstellen. Çok arkadaş Einstein yaptığına rağmen ve benim dileğim bu kadar minnacıksa, yani çok gönülden gelmiyorsa, o zaman bu kadarcık bir şey de gerçekleşebilir. Çok büyük bir şey beklenemez. Peki, ne kadar içten ve ne kadar güçlü olursa o kadar olasılığı da çoğalır. Güç de çoğaldığı zaman çok daha yüksek bir... Önemli olan bırakmak. Evet, aynı şekilde. İsteyip tutmak değil. İstersek bırakmayı da bilecek. Ne kadar çok ilahi güce bağlı kalırsak ve istersek taleplerimiz bizlerin yaşamına o kadar çok erken bir zaman diliminde gelir ve tezahürü gerçekleşir. Çok aynen. Güzel söyledin. Ja, die haben es beide noch mal ganz schön ausgedrückt. Wunderbar. Ja. Okay. Evet. Şimdi bu öğretinin işte az çok bir şeyler anlattık ve Bay Bauer de detaylı bir şekilde bilgi verdi. Şimdi bu öğretilere giriş yapanların ve bir şekilde Einstein'in yapmayı öğrenen insanların bazen kafalarında şöyle bir işaret, soru işareti oluşur. Hani ben yaptım ama olmadı veyahut da gerçekleşmedi gibi. Ja, okay. Also wenn jetzt jemand eingeführt ist oder sich einstellt und manchmal bekommen die Menschen ein Fragezeichen und sagen, ja, ich mache das ja, aber es ist nichts passiert. Veyahut da aynı şekilde işte ben birlik saatine geldiğimde hissettiğim enerjiyi veyahut aldığım gücü evde yalnız yaparken hissedemiyorum veya alamıyorum. Acaba bize söylemediğiniz bir şey mi var? Veyahut da hani bizim hani bazen derler ya yani tam manasıyla detaylarını vermiyor musunuz ki gibi. Oder auch manchmal wenn sie in der Gemeinschaftsstunde sind und sagen sie dann ja wenn ich da ist es okay, aber wenn ich zu Hause bin, dann spüre ich nicht das gleiche. Ist da irgendetwas da, was ihr uns verschweigt oder an was liegt das? Das liegt, Entschuldigung, das liegt vielleicht daran, dass der Freund noch nicht wirklich geübt ist in der Aufnahme der Kraft. Şöyle, bunun nedeni şu olabilir. Yani gerçekten bu güç alımı için yeteri kadar antrenmanı ya da şey yapmamıştır daha. Bir tecrübe etmemiş. Evet ve bir de hani biz tabii ki biliyoruz altındaki sorunun ne kadar saçma olduğunu ve bunun herkes tarafından aynı ölçüde alabileceğini hatta fazlasıyla alabileceğini ama gözden kaçırdıkları şu vardır ki grup içinde olan enerjinin çok daha yüksek olduğunu fark etmeleri gerekir. Der Hauptgrund ist eigentlich schon, dass es in der Gruppe viel stärker ist als allein. Bunu ben de zaten şimdi onu anlatacaktım diyor. Natürlich kann ich heute viel mehr Kraft auch alleine aufnehmen als im Jahr 2002. Tabii ki benim de hani 2002 senesine göre ben bugün tek başımayken de çok daha fazla gücü alabiliyorum. Aber wenn ich in einer Gemeinschaft bin oder auf einer Tagung bin, wo vielleicht 1000 Freunde mit dabei sind, spüre ich auch das. Ama tabii ki bir birlik toplantıya katıldığımda ya da belki 1000 kişinin katıldığı kongrelerimizdeysem o zaman bu gücü hat safhada yani çok daha fazla hissedebiliyorum. Aber ganz wichtig ist, wir müssen wissen, wir können von Gott nichts fordern. Çok önemli bir şey daha var. Allah'tan biz talep edemeyiz hiçbir şey. Mutlaka. Wir dürfen empfangen, aber nicht fordern. Biz alabiliriz, yani bunu yapabiliyoruz ama istememeliyiz, yani talep etmemeliyiz.
Ja, ich hoffe, die Frage ist so yani richtig beantwortet. Zaten yok, arkadaşlar zaten evet işaret Zeit ediyor. Zamanımız yani. Dolmuş. Evet. Son birer cümle isterseniz. Wenn du noch einen Satz oder jeder noch einen Satz sagen bir, da ist noch son bir cümle söylemek isterseniz söyleyebilirsiniz. Ja, ich möchte Sie noch mal auf diesem Wege einladen in die Gemeinschaften und freue mich, wenn ich Sie dort persönlich auch begrüßen darf. Evet, bu yol üzerinden hepinizi davet etmek istiyorum. Gelin birliklerimize ve ben de tekrar geldiğimde sizinle tanışmak çok isterdim. Buna ben de şahsen katılıyorum. Evet ve glaube, inşallah. Pardon, glaube und vertraue. Es hilft, es heilt die göttliche Kraft. Evet, inanın ve güvenin, ilahi güç yardım eder ve şifalandırır. Evet. Bu bizim baş cümlemiz zaten. En önemli evet cümlemiz. İbrahim sen... Yürekten isteyin, yürekten istenen her dua, her istek zamanında sizlere ulaşacaktır sevgi ve ışıkla. Evet, en yakın zamanda Bruno Gröning öğretisinde görüşmek üzere diyelim ve sevgiyle kalın, hoşça kalın.